Bundan önce transformatörlerin polaritesinin bulunması ve bağlantı grupları ile ilgili detaylıca bir video hazırlamıştım. Peşinden DY5, DY11 transformatörlerin paralel bağlantısını teori olarak anlattığım bir video vardı. Bunların ikisinde ve diğer videoları YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bunu uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Yani DY5, DY11 transformatörlerin paralel bağlantısını uygulamalı olarak burada yapacağız. Fazla arası gerilimi şuradan göstereyim. 116 volt fazla ötür gerilimim. Şöyle alalım. 67 volt. Neden düşük gerilim? Bu transformatörlerin ikisi de 220-110'luk trafolar. Ve ben eğer bunları normal 220'lik şebekeme üçgen bağlayacak olursam bobinlere 380 volt uygulamış olurum ve zarar veririm. O nedenle atelenin yanıltı trafosu üstünden besliyorum. Şimdi DY5'i A'sıyla, tabi bunların önce bir bobin gerilimlerini vereyim ben size. 58.4 volt. DY5A, DY11A 0.2 volt. DY5A, DY11B 100 volt, 108.8 volt. DY5A, DY11C 101.6 volt. Geçiyorum. DY5B, DY11A 101 volt. DY5B, DY11B 101 volt. DY5B, DY11C 0 volt. DY5C, DY11A 100 volt, 101 volt. DY5C, DY5B 0 volt. DY5C, DY11C 101.2 volt. Neydi o bağlantılarda? Tabi primerlerde DY11'de L1 ile L2 yer değiştirmişti. Sekonderlerde ise L2 ile L3 değiştirmişti. Yani bunun L1'e, bunun L1 ile 8.6 bu trafoların özdeş olmamasından kaynaklı. İkisi de 110 volt ama boşluk gerilimleri farklı. 0 kabul ederiz. Bunun L1'e, bunun L1'ine, bunun L2'si, bunun C sargısına, burada tam 0 voltu gördüm. Ve bunun L3'ü yani C'si, bunun B'sine, L3'e, yani burada da 0.2 volt. Bu videoda DY5, DY11 transformatörlerin paralel bağlantısındaki gerçekleşmesini uygulamalı olarak sizlere yaptık. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.